Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere bahsetmeye çalışacağım konu, aracın kendi kendine gaz vermesinin sebepleri nelerdir? Yani aracınız ya motor kendi kendine gaz veriyorsa, siz gaza basmadığınız halde bunun sebeplerini, gazın neden takılı kalabileceği ile alakalı sebepler, yani gaz neden takılı kalır? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi normal bir şekilde durduğunuz bir yerde, mesela ışıklarda, aracınız kendi kendine devamlı rölanti iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor, yani devamlı kendi kendine gaz veriyor. Bu çok rahatsız edici bir durum olabiliyor, hele ki bu gaz verme miktarları 2000 devirleri falan buluyorsa eğer, çok sıkıntı durumlar olabiliyor. Şimdi bunun sebeplerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar, buna sebep olabilecek ilk etken ve en önemli etken aracın boğaz kelebeği. Daha önce birçok videomda bununla alakalı şeylerden bahsettim. Aracınızın boğaz kelebeği, yani şu hava filtre ortamının takıldığı yerde bir kelebek var. Siz gaza bastığınızda, yani şöyle gaza bastınız. Bu gördüğünüz şu mandal kelebeği açar ve aracınız gaza basmış olur. Yani aracınız devri yükselmeye başlar. Eğer ki bu aracın içinde bulunan boğaz kelebeği pisse, kirliyse, ya da arızalıysa. Şimdi arızalıysa değiştirilmesi gerekmektedir. Lakin pisse, kirliyse, herhangi bir balata spreyi, şöyle yanımda vardı, göstereyim. Herhangi bir markası önemli değil çok da. Bir balata spreyi vasıtasıyla bu boğaz kelebeğini güzelce, boğaz kelebeğine temas etmeden bir fırça vasıtasıyla güzelce temizlerseniz eğer ki boğaz kelebeği arızalı değilse, bu gaz verme sorununu büyük ihtimalle çözülecektir arkadaşlar. Çünkü bu kendi kendine gaz verme sorununu genelde boğaz kelebeği yapmaktadır. Onun dışında bir diğer husus, aracın gaz kelebek potansiyometresi ve rölanti motoru. Bu iki parçada da oluşan arızalar aracın kendi kendine gaz vermesine sebebiyet vermektedir. Rölanti motoru ve kelebek potansiyometresi, bunlar ömürlük parçalardır. Kelebek potansiyometresi kirlenmez, kolay kolay bozulan bir parça değildir. Ama rölanti motoru kuruma maruz kaldığı için ucu kirlenebilir. Kirlendiği için de böyle abuk sabuk hareketler yapabilir. Yani aracın kendi kendine gaz vermesi durumlarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple rölanti motorunu da temizlerseniz, bu boğaz kelebeğini temizlerken bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Onun dışında tabii ki sadece bunlar değil, aracın kendi kendine gaz vermesine veya gazın takılı kalmasına sebebiyet veren unsurlar. Bir diğer husus, şimdi aracın altına yatmamak babında, şu gördüğünüz arkadaşlar oksijen sensörü. Egzozda katalizörden hemen önce yer alır. Yeni nesil araçlarda 2 tane olur. İlk çıkan enjeksiyonlu araçlarda diyeyim, 1 tane olur. Şu gördüğünüz oksijen sensörü arızalıysa, aracınız dururken kendi kendine gaz verebilmektedir. O sebeple bu oksijen sensörünün arızalıysa değiştirilmesi, kirliyse temizlenmesi gerekmektedir. Oksijen sensörünün nasıl değiştirildiği ya da nasıl temizlendiği konusunda videolarım kanalımda var. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar bu oksijen sensörü ile ilgili. Bu aracın kendi kendine gaz vermesiyle alakalı oldukça büyük bir etkendir oksijen sensörü de. Şimdi geçelim bir diğer hususa arkadaşlar, MAF sensörü. Şimdi benim aracımda olmadığı için gösteremeyeceğim size ama aracınızda bulunan MAF sensörü arızalıysa ya da kirlenmişse, pislenmişse, bu da aracın kendi kendine gaz vermesine ve gazın takılı kalmasına sebebiyet vermektedir. Onun dışında bir diğer husus, aracınızın gaz teli arkadaşlar. Şu gaz teli arızalıysa, yıpranmışsa, herhangi bir yerde takılı kalıyorsa, bu da aracınızın kendi kendine gaz vermesine ve özellikle diyorum, gazın takılı kalmasına sebebiyet verir. Kendi kendine gaz verme olayı çok nadir olur ama gazın takılı kalmasındaki en büyük etkenler arasında yer almaktadır gaz teli. Eğer ki aracınızın gaz telinle alakalı bir sorun varsa değiştirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir tamir ya da bir şey yoktur. Değiştirdiğinizde sorun düzelmektedir arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer husus ise aracınızın gaz pedalı. Gaz pedalında bir arıza varsa, o üstündeki yaylı kısımda, yani lukur lukur oynuyorsa, yani öyle söyleyeyim size, gaz pedalı, bu da aracın kendi kendine gaz vermesine sebebiyet veren etkenler arasında yer almakta. Ama dediğim gibi bu çok nadir görülmektedir. Diğer etkenler, özellikle boğaz kelebeği, oksijen sensörü, MAF sensörü ve rölanti motoru, bu dörtlü
dediğim gibi aracın kendi kendine gaz vermesine, gazın takılı kalmasına sebep olabilmektedir. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.